Ben paten sürerken kendimi her zaman özgür ve mental olarak halimin çok iyi olduğunu ve enerjik hissettim. Merhabalar, ben Sinem Çamur, Romatem Sağlık Grubu Operasyonel Direktörüyüm. Yaklaşık 18 yıldır Romatem Sağlık Grubu'nda görev yapmaktayım. Lisansta Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunuyum. Aralarda bir sağlık yönetimi mezuniyetim de var. En son da işletme yönetiminde bir yüksek lisans yaptım Işık Üniversitesi'nde. 2018'de mezun oldum. Romatem'le birlikte çok uzun yıllar İstanbul Şubesi'nde görev aldım. İstanbul'dan sonra aslen İzmitliyim, Kocaeli'liyim. Kocaeli Şubesi yaklaşık 8 yıldır da Bursa Şubesi'nde görev yapmaktayım. İlk 2005 yılında Samsun'da iki idealist doktorun hizmete başladığı, sonrasında sanayi bölgesi nedeniyle Kocaeli Şubesi tercih ediliyor 2006'da. 2010 yılında hem Samsun Şubesi hem Kocaeli Şubesi hastaneye dönüştürülüyor ve yıllar içerisinde ivme ile büyümeye devam ediyor. 2012 yılında İstanbul Şubesini açtık. Bu son 2-3 yıl içerisinde de tamamen Türkiye'nin büyük şehirleri hedef alınarak İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da bir şubeyle de beraber yurt içinde ve yurt dışında şubeler olan bir fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında bir Türk sağlık markası haline geldi. Bir dal hastanesi, zincir grubuyuz aslında. Bir yandan bu kadar yoğun bir iş temposu içerisinde çalışırken o iş hayatı ve yaşam dengesi içerisinde de spora mutlaka zaman ayırmaya özen gösteriyorum. Genel aslında hem fiziksel hem mental sağlığımın, iyilik halinin sürdürülmesi açısından bunun bende hem enerjimi yükselten hem mental ve fiziksel sağlığımı sürekli hale getiren, iş hayatında da enerjik hale getiren unsurların başında geliyor spor. Haftalık olarak bu seyahatlerin olduğu dönemlerde de dahil olmak üzere mutlaka düzenli yürüyüşe özen gösteriyorum. Ya sabah çok erken saatte, tempolu, yarım saatte 45 dakika bir kondisyonu artırmaya yönelik bir yürüyüş yapıyorum. Onun dışında çocukluğumdan beri aslında yürümeye başladıktan çok kısa süre sonra ailemin bana aldığı patenle başladı spora giriş hayatı. Paten yürümeyi çok seviyorum. Benim için aslında hem bir enerji kaynağı hem de bir meditasyon gibi geliyor. Paten sürmenin faydalarında hem yerel denge koordinasyonunun sağlanması, vücut fonksiyonlarının artırılması, enerjiyi artırması, kas kuvvetinin artırılması açısından da bana çok fayda ve katkı sağladığına inanıyorum aslında. O yüzden haftada mutlaka bir ya da iki gün bulunduğum, yaşadığım yerde de paten sürmeme kolaylaştıracak alanlar ve saha mevcut. O şekilde paten sürerek hem enerji hem de hayatın bana katmış olduğu hareketin anlamlandırmaya ve iş hayatına katkıda sunması açısından harmanlamaya özen gösterdim. Buz pateni de evet, onu da bizim Kocaeli'de buz pateni sahası vardı. Abim mutlaka beni hafta sonları götürürdü. Hatta ilk buz patenine uzun yıllar normal kara pateni sürdüğüm için buz patenine girdiğim zaman, sahaya girdiğim zaman çok rahat kalmıştım. Etraftakiler ilk defa sürdüğüme inanamamışlardı. Hani orada çünkü paten o denge koordinasyonunda size çok ciddi bir fiziksel katkı sağlıyor. Kas kuvvetinizde ve bacak kaslarında artırılması için denge koordinasyonunuzda da çok ciddi bir katkısı var. O yüzden çocuklara da diyoruz ki spor genelde böyle küçük yaştan beri edinilmesi gereken bir alışkanlık olmalı. Ailelerin de bu konudaki sağlıklı yönlendirmesi son derece önemli tabii ki. Bir hevesle başlanılan sporu yarıda bıraktığımız zaman hakikaten bir alanda uzmanlaşmış olmanın verdiği has çok daha hem iş hayatına hem ilerideki kariyer hayatına çok ciddi katkı sağlayacaktır. Ben paten sürerken kendimi her zaman özgür ve mental olarak halimin çok iyi olduğunu ve enerjik hissettim. Aynı zamanda genel fonksiyonlarının düzelmesiyle beraber kendilerini özgür ve enerjik hissetmeleri açısından ve spor, bir spor dalının hayatında yerleşik düzeyde kalmalarını istiyorlarsa paten güzel bir spor olarak önerebilirim. Tavsiye ediyorum. Hayat harekettir sloganıyla da beraber hayatın içerisinde hareketi katarak, hareket çünkü yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur. Yaşam kalitesinin artırılmasıyla da ilgili. Hareket enerji seviyesini artırır, stresi azaltır, yaşam kalitesini artırır. O yüzden hayatınızda hareket her zaman olmasını tavsiye ediyorum. Kayak çok merak ediyordum ben de. Daha öncesinde böyle birkaç defa denemelerim olmuştu. İlk geldiğim 2016 yılında geldim Bursa Şubesi'ne. Tabii Uludağ çok bizim bir gururumuz ve Türkiye'nin de gerçekten çok kıymetli bir milli parkı ve alanı aynı zamanda. Birçok turistin merak edip geldiği, insanların yurt dışından, il dışından gelip merak ettiği bir alan. Ben de mutlaka gitmem
yapmam gerekiyor diye düşündüm. Orada bir kayak deneyimim oldu. Hakikaten o teleferikle dağın tepesine çıkıp aşağı inerken kayakla o bana vermiş olduğu özgürlük hissini hiç unutamıyorum. Gerçekten beni çok mutlu etmişti. Süzülerek dağların arasından inip aşağıya inip tekrardan böyle dağın zirvesine çıkıp kendinize baş başa kalıp o özgürlük hissiyle ve denge koordinasyonun sağlamış olduğu hissiyatla indiğiniz zaman bu paha biçilemez bir mutluluk kaynağı aynı zamanda. Tabii spor dallarının hepsi çok özel. Spor her ne kadar sağlık ve güç kaynağı olarak gözükse de sporda sakatlanmalar da maalesef bazen kaçınılmaz. İşte tam bu noktada Romatem Sağlık Grubu olarak hastanelerimizde ve kliniklerimizde, sportif rehabilitasyon ünitemizde sporcuların hayatlarının yaşam kalitelerini arttırmak, sakatlık risklerini ortadan kaldırmak ve genel yaşam kalitelerini arttırmak ve sakatlık ve yaralanma sonrası spora dönüş hızının en sağlıklı ve en hızlı şekilde olmasını sağlamak için biz Romatem Sağlık Grubu olarak spor hekimi kontrolünde ve alanında uzmanlaşmış fizyoterapist ve sağlık kadrosuyla birlikte sizler için buradayız. Biz Romatem Sağlık Grubu olarak yıllardır sporun ve sporcunun yanında yer alarak aslında hizmetlerimize devam ediyoruz. Belgrad Ultra Trail koşusunda da Romatem Sağlık Grubu olarak, sağlık sponsoru olarak yerimizi ve standımızda yer alacağız. Sporcuların koşu öncesi ve sonrası öğrenmek, bilgi almak, danışmak istediği konular olursa biz ve uzman kadromuzla beraber tam bir ekip olarak, profesyonel bir ekip olarak orada yer alacağız. Lütfen standımıza uğrayıp bilgi alsınlar ve bizlerle tanışsınlar. Biz de onlarla tanışmak için çok heyecanlıyız.